Bu kez kesin olacak. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sonunda sabrımı taşırdı. Ay anne, seni gören de Suriye ile savaş planı yapan gazeteci zanneder. Oldu olacak kuvvetlerin karşılaştırmalı analizini de yap bari. Sus bakayım sen. Bana köstek birliği değil, destek birliği olsan iyi edersin. Çünkü bu sefer durum çok ciddi. Şimdi burası evlendirme dairesi. Bunlar nikah şekerleri, bunlar nikah şahitleri, bu da mazhar. Vay 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 vay. İstersen bu konuda bana yardım et. Çünkü biliyorsun abin evlenmeden sana da evlilik yok. Bu yaptığının adına hain anne bir planlı tatbikat derler anne. Öyle car car konuşucu yine. Şu yaptığım planı dinle bir kere. Bak şimdi. Şu abim mazhar ya. Bak şu habere bak. Ünlü mafya babası Sabahattin Takıcı'nın Nostalji 1 isimli kaseti piyasaya çıktı. Mazhar, ben varken benimle ilgilenmeni istiyorum. Pes artık be, şuna bak. Ünlü mafya babası Sabahattin Takıcı her yere para bağışı yapmış. Hatta Tema Vakfı'na bile 50 bin meşe palamuduyla 100 bin meşe toruyu bağışlamış. Galiba ben de işimi ünlü mafya babası Sabahattin Takıcı'ya havale etmek zorundayım. Bana bak ulan Gümbelek. Benimle ilgili haberler okuyacağına git de yanındaki gül gibi karınla ilgilen. Ama bu... Ne o lan? Bana cevap mı veriyorsun? Şimdi sıkarım topuklarını, iki tane mermiyi görürsün amanyoyu. Kapa şu gazeteyi. Yürü çabuk karın yanına dön lavuk. Tabii efendim, tabii, merak etmeyin, emredersiniz. Hemen kapatıyorum efendim. Ruhsar, alçak ruh. Sen yaptın değil mi? Ne yapayım? Sen de benim yanımdayken gazeteyle değil benimle ilgilen. Mazhar'la Reyhan'ı evlendirebilmek için şöyle bir plan yaptım. Önce planı Reyhan'a anlatacağız. Sonra Reyhan ezberlettiğimiz şekilde Mazhar'la konuşacak. Nasıl yani? Reyhan abime ne diyecek? Şöyle diyecek. Sen çok içki içip sarhoş olduğun bir gece beni kötü emellerine alet edip hamile bıraktın. Hamile mi? Abim de buna inanacak yani. İnanacak tabii, inanacak. Çünkü bizim tuttuğumuz sahte polisler gelip abine ya bu kızla evlenirsin ya da hapse girersin diyecekler. Aman tanrım, yani bu kadar ciddisin öyle mi? Evet. Mazhar da hapse girmemek için Reyhan'la evlenmeyi kabul edecek. Planım İsviçre saatleri gibi tıkır tıkır işleyince ben de oğlumun mürüvvetini görmüş olacağım. Pes vallahi anne. Devlet Planlama Teşkilatı bile böyle plan yapamaz. Kızım, bizim soyumuz duvara değil, ta Osmanlı'ya dayanıyor. Evelallah planın en şahbazını ben yaparım, ben. İyi de anne, Reyhan bizim Reyhan olduktan sonra senin planın kusursuz olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Ben onu anlatırım. Sen sahte polis rolü oynayacak kişileri bul, yeter. Tamam canım, bizim bakkal muhteşeme söylerim. Bir arkadaşıyla bu işi halleder. Tamam, ben de şu kızı arayayım da gelsin hemen. Ah anne, ah. Keşke planın deveye hendek atlatmak olsaydı da Reyhan'a laf anlatmak olmasaydı. Yandık. Ruhsar'cığım, yalvarırım. İşe gitmem lazım. Ne olur şu demir parmaklığı çek şuradan ya. Ya gitme. Bana ne yollamayacağım seni. Bir gününü de bana ayır be. Benim güzel ruhum. Ben istemez miyim seninle baş başa olmayı ama işe gitmek zorundayım biliyorsun. Hadi çek şu demir parmaklığı şuradan da gideyim artık. Üf, iyi git hadi. Canım benim. Söz veriyorum seninle ilk fırsatta tatile gideceğiz. Ölü Deniz'e. Ölü Deniz istemem, başka bir yer olsun. Anladın değil mi benim güzel kızım? Şey, bir kere daha anlatmanızı rica etsem. Kızım tam 34 defadır aynı şeyi anlatıp duruyorum ama. Daha 40'a tamamlamadın ki anne. Aslında anlar gibi oldum ama emin olmak için diyorum. Hani bir hata yapmayayım diye. Tamam. Son bir kez daha anlatıyorum. İyi dinle. Sen Mazhar'a sarhoş olduğu bir gün seni kirlettiğini ve hamile kaldığını söyleyeceksin. Gelen sahte polisler de Mazhar'ı seninle evlenmeye ikna edecek. Çünkü kanunlar gereği abim seninle evlenmezse hapse girecek. Anladın mı? Ama ben şeyi anlamadım. Ben nasıl oluyor da Mazhar Bey'i hamile bırakmış oluyorum? Çünkü ben bir kızım. Anne, istersen bir kağıda yazıp verelim ha. Bak Reyhan. Müstakbel kayınvaliden tarafından bir yerinin kırılmasını istemiyorsan beni son kez can kulağıyla dinle. Söyleyeyim bakayım.
bakayım, nasıl gidiyor bardak reklamı işi? Hı? Yani bu işten bir şey anladıysam Arap olayım Önder Bey. Bu lafa da sinir oluyorum. Anladıysam Arap olayım. Duyan da Arapların anlaşılması zor şeyleri anlayan bir millet olduğunu sanacak. Ama Müfit doğru söylüyor Önder Bey. Biz müzisyen değiliz ki, reklamcıyız. Söyleneceğinize çalışın. Kapitalistlerin yarısı kadar çalışsaydık 1 Mayıs işçi bayramında bir hafta tatil yapardık. Çalışıyoruz Önder Bey. Siz hiç merak etmeyin efendim. Aa, öyle mi? O halde çalın da dinleyelim. Önce sizinle başlayalım Müfit Bey. Peki efendim. Gözleri mavilim damadandandana sevgili zalimim. Oh, kes kes kes. Beni dinlemek ister misiniz Önder Bey? Evet, başla. Peki efendim. Nihansın Didede, ey mesti nazım. Kes 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 kes. Uyku tulumu değil bardak satacağız Selçuk Bey. Sen çal bakayım. Peki Önder Bey. Geli 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 ver ham çökelek, boğazına dursun ham çökelek. Bırak şunu, bırak şunu, bir şey şunu çalamadınız yeteneksiz herifler. Bakın böyle. Karlı kayın ormanında. Ay bu kadar basit miydi? Ne kadar sıfır. Meğersem ne kadar kolaymış. Tabii Reyhan, işte bu kadar kolay. Hey. İnanır mısınız, bu hayatımın en mutlu anlarından biri. Gol atmış futbolcular gibi korna çalarak gezmek istiyorum. Nihayet Mazhar Bey ile evleneceğim demek ki. Durun, bu müjdeyi hemen Mazhar Bey'e de vereyim. Ay kızım, delirdin mi sen? Biz ona tuzak kuruyoruz, haber verilir mi hiç? Ay! Ya! Ay. O zaman bunu bana baştan söyleseniz de. Ben onun da haberi var sanıyordum Menkıbe Hanım teyze. Hey! Anne, Reyhan'ın bu işi öğrenebileceğine emin misin? Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, çık 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 çıkasın diye. Ruhum hoş geldin. Mini mini bir ruh gelmişti, hemen yanıma oturmuştu. Merhaba kocacığım. Merhaba canım. Nedir bunlar? Sorma ya, başımızın belası. Bu bardaklarla şarkı çalmak zorundayız. Yeni bir reklam anlayışıymış. Şemsi Paşa bardaklarıyla hayat bir melodidir. Aferin arkadaşlar, çalışın, çalışın. Masar, nasıl gidiyor işler? Bir şeyler çalabiliyor musun? Ruhsacım Bey, bir yardım etsen de şey yaptırırsak mı? Hadi be. Ha. Tabii, neden olmasın? İşte olay bu. Aferin Masar. Sağ olun efendim, sağ olun. Lütfen konserim sırasında cep telefonlarınızı kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Masar evladım, anneniz Menkıbe hanımefendi nasıllar? İyiler Önder Bey, Türk gibiler maşallah. Selam söylemeyi unutma, olur mu evladım? Hiç unutur muyum Önder Bey? Hatta siz unutsanız bile ben yine de ne olur ne olmaz diye sizin selamınızı söylüyorum. Aferin oğlum, aferin. Neşeler güvermiş varsın güvermesin. Söyleyin huysuza duymasın gelsin. Anlıyorsun. Alo, Menkıbe hanımefendiciğim, nasılsınız? Ay çok teşekkür ederim Önder Beyciğim. Asıl sizi sormalı. Ben de iyiyim. Sizi görsem daha iyi olurdu ama sesinizi de duymak bir hoş oluyor Menkıbe hanımefendiciğim. Aman efendim, çok naziksiniz. Çok sağ olun. Böyle düşünceli insanların hala kaldığını görmek beni mutlu ediyor Önder Beyciğim. Kapitalizm her şeyimize sahip olabilir ama aşk ve devrim dolu yüreğimize asla sahip olamaz. Ay, ay. Ay çok güzel söylediniz. Yaşayın. Hazır konu açılacakken, yani daha açılmadı ama nasıl olsa açılacak. Bu akşam için tiyatroya 2 tane biletim vardı. Acaba davet etsem gelir misiniz Menkıbe hanımefendiciğim? Çok isterdim ama maalesef gelemem Önder Beyciğim. Ya peki neden gelmiyorsunuz acaba? Yani
tiyatrodan hoşlanmıyorsanız sinemaya, operaya, baleye veya yemeğe de gidebiliriz Menkıbe hanımefendiciğim. Sağ olun, var olun ama maalesef hiçbir yere gelemem Önder Beyciğim. Bazı önemli işlerim vardı. Aa, öyle mi? O halde başka bir zaman. Size iyi akşamlar efendim. Size de iyi akşamlar efendim. Yoksa o çubuklu Gazanfer'le bir işi mi var bunun? Ay, geldim. İyi günler Menkıbe Hanımcığım. İyi günler Gazanfer Beyciğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun efendim, buyurun. Rahatsız olun efendim. Şöyle buyurun, rica ederim. Buyurun efendim. Sağ olun. Ya, bu çiçekleri sizin için parktan yoldum. Parkın yanındaki yoldum çiçekçisinden aldım demek istedim Menkıbe Hanımcığım. Çok teşekkür ederim Gazanfer Beyciğim. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti. Bu çiçekler size az bile Menkıbe Hanımcığım. Parktaki bütün çiçekler size feda olsun. Yani çiçekçideki çiçekler demek aman istedim. Aman efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim, sağ olun. Efendim, sebebi ziyarettim, sizi çay bahçesine davet etmekti. Çayları nefis, fiyatı uygun bir çay bahçesi buldum. Ne dersiniz? Gelmek isterdim Gazanfer Beyciğim ama maalesef önceden planlanmış bir işim var. Belki bir başka zamanı. Peki, madem öyle ben de gideyim müsaadenizle. Aman efendim, estağfurullah, müsaade sizin. Bir dakika, ben sizi geçireyim. Olmayın efendim. Estağfurullah efendim, rica ederim. Geçireyim, buyurunuz efendim. Ay ne olursunuz kusura bakmayınız Gazanfer Beyciğim. Rica ederim Menkıbe Hanımcığım. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere efendim. Güle güle. Allah Allah. Bu önemli iş ne işi acaba? Yoksa sakın o kültür mantarı anaşık Önder olmasın? Tabii ya. Beni atlatıp ikisi bir yerlere gidecekler. Ama yağma yok. Benim adım Gazanfer. Parolam mutlak zafer. Ama kızım olmaz ki. Sen evden dışarı çıkmazsan bizim plan yürümez ki. Hadi git de bakkala şu bizim sahte polisleri bul. Üf anne, bir sahte polis bulmadım kalmıştı zaten. Dur bakayım, bana bak. Sen bu işi nasıl halledeceksin pek merak ettim doğrusu. Tabii ki cazibemi kullanarak tatlım. Sus! Alırım şimdi seni ayağımın altına. İstemem öyle cazibe mazibe. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da karısı merhumiyi bakkala yollarken bile takma sakal takma bıyık takıp da öyle yolluyor. Ya! Aman anne! Amma bir dünya! Alt tarafı bakkala gidip bakkalla arkadaşından sahte polis olmalarını isteyeceğim. Hepsi bu! Ne vuruyorsun canım? Hayırlı işler bekletmeye gelmez. Sonra hayırlı işlerin içindeki bütün hayırlar gazozun gazı gibi uçup gider. Aman güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Merhaba muhteşem, hayırlı işler. Aman, Firdevs Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, zahmet etmişsiniz, siz emredeydiniz, ben size dükkanı getirdim. Sağ ol, benim senden küçük bir ricam olacaktı muhteşem. Göçük rica ne demek Firdevs Hanım? Siz imredin şu görmüş olduğunuz belediye defterini parçak pinçik edeyim. Ay sağ ol, o kadar büyük çaplı bir temizliğe hiç gerek yok. Ben senden sadece polis olmanı istiyorum. Polis mi? Ama ben bakkalım. Bu saatten sonra beni polislik mektebine alırlar mı? Öyle değil. Bir süre için polis olacaksın. Yani numaradan. Kaç numaradan? Zekamın kıfayetsizliğini mazur görün Firdevs Hanım ama pek anlayamadım ben. Daha açık anlatayım o zaman. Annemle abime bir şaka yapacağız da sen de bir arkadaşınla polis kılığında gelip onu korkutacaksın. Evet, yani tamamını olmasa bile bir kısmını anlayabildin Firdevs Hanım. Abimin evine geleceksin ve abime hamile bıraktı Reyhan'la evlenmesi konusunda baskı yapacaksın. He, şakacıktan. Evet, evlenince şaka yaptığımızı söyleyeceğiz zaten. Ama sen rolünü çok iyi oynamalısın, muhteşem. Artistlerden bile iyi oynarım Firdevs Hanım. Hem zaten benim tiyatrocu bir amcam var, onunla ikimiz beraber gelirik. Tiyatrocu mu? Amcan konservatuvarda falan mı? Oranın çaycısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün